Evet. Brain drain sevgili arkadaşlar. Beyin göçü. Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi beyin göçü konusunda bir cümlemiz var. Görelim bakalım. Şimdi being an integral part of international migration demişim. Hemen olayımızı başlatalım. Öncelikle being ile bir giriş var sonra bir virgül var. Bunu şöyle ifade edeyim. ING'yi almış bir eylemle girmişsiniz, virgül deyip devam etmiş cümle. Bu tür durumlarda şu eylemin yani being'in virgül sonrası özneye bağlanması gerektiğini bilelim. Yani bunu ben being arkasından virgül varsa şöyle 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 bu tarafı söylüyorum olan deyip beyin göçüne bağlayacaksınız. Şimdi önce birinci taraftan başlayalım çevirmeye. Yani Being an integral part of international migration demişim. Of'u görüyorsunuz sağdan başlıyorum. Uluslararası göçün ne entegre bir parçası olan, ayrılmaz bir parçası olan dedik mi? Ne? Beyin göçü. Bunu söyledik. Özlemiz hazır. Şimdi ben Bağlaç var burada. Burada bir yüklem. Sonra ilerliyorum arkadaşlar. Bir yüklem de burada görüyorum. Hemen bakalım. Beyin göçü while'a kadar gelelim arkadaşlar. Ne var burada? In var. Değil mi? Sağdan alıyorum. Ne dedik? Beyin göçü dedik. Kaynak ekonomide bozulmaya yol açar. Bu bir yönü için. While dedim. While'da ne oluyor? Yine özneyi söylüyoruz önce. High skilled, yüksek vasıflı, yüksek becerili göçmenler. Yine sağa atlıyorum fiilden dolayı görüyorsunuz improve'dan dolayı, in'den dolayı da en sağdan başlıyorum. Yüksek vasıflı göçmenler hedef ülkede üretkenliği ve de neyi? Yeniliği ne yapıyorlar arkadaşlar? artırıyorlar. Şimdi bakın. Çeviri bitmedi. Çeviri bitmedi. Toparlayacağız. Şunu bir anlayalım. While'lı yapılarda şöyle bir olay vardı her zaman. While'lı yapılarda bir nedir? Olay bir solu bir sağı vardır. Birbiriyle karşılaştırırsınız. Whereas while yapısı bunun adı. Şimdi burada bir tarafta Yüksek vasıflı göçmenler hedef ülkedeki üretkenlik ve yeniliği geliştiriyor. Diğer tarafta da ne oluyor arkadaşlar? Kaynak ekonomide bozulmaya yol açıyor. Evet. International Migration dedik. Uluslararası göçün entegre, ayrılmaz bir parçası olan dedim virgülden dolayı. Beyin göçü, değil mi? Bakın arkadaşlar bizzat bunu kullandık. Ne demişim sonra? Kaynak ekonomisinde bozulmaya yol açarken ne diyor? Kaynak ekonomisinde bozulmaya yol açar. Aslında while'ı şurada gibi çevirmişim. Farkında mısınız? Bu ifadenin başında gibi. Daha kulağa hoş geldiği için ama aslında while diğerinin başında. Bakalım hadi biz while oraya koyduğumuzu varsayalım. While'a çok bir şey değişmez bu durumda high skilled immigrants ne diyoruz yüksek vasıflı göçmenler inden başlıyorum hedef ülkede üretkenlik ve yeniliği ne yapıyor artırmaktadırlar deyip bitiriyorum tekrarlıyorum while'lı de. önce while'lı bölüm okunur normalde yani bu 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 olurken bu olur demem lazım ama burada kulağımı tırmaladığı için böyle bir çeviriyi tercih ettim aklınızda bulunsun. İster while'ı bunun başında okuyun, ister bunun başında okuyun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada özetleyelim bazı yapıları. Nedir? Migration'ın göç olduğunu biliyorsunuz. Bunun emigrate, immigrate ifadeleriyle yakından ilişkili olduğunu, dışa göç, içe göç bağlamında çok önemli değil. Göç yani. Sonra brain drain'in Çıkacak bu kelime karşınızda mutlaka arkadaşlar notlarınız arasında bulunsun. Brain drain dediğimiz şey beyin göçüdür. Lütfen unutmayın. Lead to bizim yol açmak anlamına gelen ifademiz. Cause bring about anlamına gelen bir yapı. Deterioration bozulma ifade eder. Yozlaşmaya da gider kelime olarak deterioration dedik. Arkasından high skill diye bir ifademiz var. Yüksek vasıflı, yüksek becerili anlamı veriyoruz. Destination dediğimiz ifade hedef, varılacak yer demektir arkadaşlar. Hatta pazarlama bilir. Destinasyon pazarlaması diye bir tabir vardır değil mi arkadaşlar pazarlamada? Yani o zaman bu kelimeler bizim için önemli. Ama burada sizi en çok ilgilendiren yere geliyorum. While ve whereas bağlaçlarının klasik bir Kızılırmak Mississippi bağlamıyla çalıştığını bilin lütfen. Yani Kızılırmak şöyle 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 bir ülkeyken, ülkeyken diyorum nehirken devam edin arkasından Mississippi şöyle şöyle bir nehirdir. İki arasında zıtlık vardır ama. Bakın zıtlığa dikkat ediyor musunuz sevgili arkadaşlar? Olay nedir? Bir tarafta yüksek vasıflı göçmenler ülkede bir gelişmeye yol açıyor. While diğer tarafta da bir bozulma oluyor. O zaman tam da Vail'ın istediği durum. Bir hedef ülke Kızılırmak olarak düşünün. Bir de varılacak, varılacak diyorum kaynak ülke ikinci taraf olsun. Hedefle kaynağı karşılaştırıyorsunuz. While'la biri artı biri eksi. Bu nerede görürüz sık sık? Kadınlar while whereas erkekler. Yaşlılar yine while whereas gençler. Yine bazıları While diğerleri, bunlar çok sık gördüğümüz while-veres kullanımları sınav adına. Örneklerinden birini gördüğünüz tahtada yeterli diye düşünüyorum. Geçelim diğer videoya.